Yaman Perest YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün size Alfoni Funky Chairs'ın Big Boy kamp sandalyesini anlatmaya ve tanıtmaya çalışacağım. Daha önceki videolarından belki hatırlarsınız. Daha önce Funky Chairs'ın V2 sandalyesini tanıtmıştım. Ama ondan bir tane satın almıştık ve diğer sandalyemiz de böyle sırtı açık standart Decathlon sandalyesiydi. Ben V2 sandalyeye oturmak istedikçe Gamze, Arya böyle etrafımdakiler V2'ye çöküyordu. Ben mecbur açık sandalyede oturuyordum. Dedim ki artık hani biraz daha iyi bir sandalye alalım. Ve Alfoni'ye gittim. Bu Big Boy'ları 7 kişi gittiğimiz kampta kıymetli dostum İsmail'in sandalyesi olarak bir test etme şansım olmuştu. Denemiştim. Çok konforlu geldiği için ben de almak istedim. Eksileriyle artılarıyla ürünü yorumlamaya çalışacağım. Şimdi sandalyenin büyüklüğünü size izah etmek için benim bütün kamplarımda kullandığım standart kamp sandalyemi göstereceğim arkadaşlar. Evet. Biz bunun için kavga ediyorduk değil mi? Arkadaşlar kavgasını ettiğimiz sandalye buydu. Yoksulluk! Şimdi gördüğünüz gibi karşınızda böyle bebek sandalyesi ya da çocuk sandalyesi gibi kaldı. Hatta bir de çocuk sandalyesi getireyim. Bu da çocuk sandalyesi. Gördüğünüz gibi Big Boy'lar o kadar büyük ki ve o kadar konforlu, heybetli görünüyor ki normal sandalyeler alt yanında çocuk sandalyesi gibi kalıyor. Çocuk sandalyesinin ne olduğunu tarif bile edemiyorum. Funky Big Boy 105 cm yüksekliğe, 52 cm genişliğe ve kapandığında kutusunda 115 cm yüksekliğe sahip. Benim bugüne kadar oturduğum en keyifli, en konforlu kamp sandalyesi ve yerli malı, kendi fabrikalarında üretiyorlar. Oldukça konforlu ve sağlam bir ürün. 190 kiloya kadar taşıma kapasitesi var. Bu kapasiteyi nasıl sağlamışlar? Burada gördüğünüz omurga, iskelet 19 mm çap metal kullanılarak yapılmış. Bunlar normalde 16 mm'dir. 14-16 mm. Bu ise 19 mm. Oldukça kalın bir çap kullanılmış. Şu destek parçaları ve ayaklarında kullandıkları destek parçaları kalınlaştırılmış, güçlendirilmiş. Yetinmemişler. Sandalyenin altında oturmak için kullanılan bölüme iki ayrı şerit kolon atılmış perlonlarla. Bununla da yetinmemişler. Buraların yırtılma ihtimaline binaen şuradaki ekipmanlar sağlamlaştırılmış ve kollar için, şu kolların yırtılmaması için buraya destek kolonları atılmış. İkisinde de bu destek kolonları oldukça dikkat çekiyor. Bu sayede sandalye size, siz ona zarar vermeden rahatlıkla oturma imkanı sağlıyor. Kamp sandalyelerinin biliyorsunuz en büyük problemi oturduktan bir süre sonra uzun ömürlü olmayıp ya buradan ya şuradan kırılmaları, buradan yırtılmaları ya da buradan yırtılmalarıdır. Bunda benim kilomdaki yani ortalama bir insan için bunun çok mümkün olmadığını düşünüyorum. Öte yandan belki teşekkür ederim her şey için. Şimdi bu sandalyede arkadaşlar yaklaşık olarak 20 santim uzunluğunda bir soğutma gözü var ve bu soğutma gözünü çift taraflı kolayca açıp kapatabileceğiniz bir fermuarla kullanabiliyorsunuz. İçerisine hemen bir ürün yerleştirmeyi deneyelim. Çok büyük bir alan var. Burada içeceklerinizi, sandviçinizi, ne bileyim işte buzlu saklamak istediğiniz bir şeyi buz aküsüyle beraber kolaylıkla saklayabilirsiniz. Gayet yeterli bir haznesi var. Ve aç kapağa uğraşması, hani sıkıntı olmaması için şuraya da böyle bir cırt cırt yerleştirip kolayca kapatabilmenizi sağlamışlar. Güzel bir tasarım olmuş. Öte yandan sandalyenin bu tarafında da bir gizli hazne var. Bir gizli cep var. Telefonunuzu şu şekilde kolaylıkla gizleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Sandalyemizin ekstra gözleri içerisinde bu soğutma gözüyle beraber bir de yanda hem 3 ayrı telefon, telsiz vesaire koyabileceğiniz gözü hem de geniş tablet, kitap vesaire koyabileceğiniz güzel 2 tane cebi var. Bardak da koymuşlar. Bu sefer bardakla şöyle bir güzellik yapmışlar. Etrafını böyle buzdolabı malzemesiyle, o alüminyum folyo malzemeyle kapatmışlar. Yine 7 santim çapında daha önceki gibi termos bardakla sığabilecek şekilde bir bardaklık gözü yerleştirmişler. Şöyle oturuşunu göstereyim. Bakın kol uzunluğu dirseklerimi öne almama rağmen rahatsız edici değil. Bir de kol kolçak bölümü oldukça geniş olduğu için bardak koyduğunuzda kolunuzu koyacak yer kalmıyordu küçük sandalyelerde. Bunda öyle bir sorun yok. Bakın. Oldukça konforlu bir şekilde oturabiliyorum. Sandalyenin kumaşında 660 denye 3 kat elyaf dolgulu kumaş kullanılmış. Bu şu anlama geliyor. Suya, soğuk ortam şartlarına, rüzgara vesaire dış etkenlere oldukça dayanıklı bir sandalye olmuş. Yani zaten oturduğunuzda sandalyenin kalitesini hissediyorsunuz. Sandalyenin yine küçük versiyonlarından farklı olarak çok güzel bir artısı olan şu şekilde kafanızı yaslayabileceğiniz bir yastık gözü var.
Yani içeride hem sünger bir yastık var hem de sünger yastığın arkasında bir fermuar koymuşlar. Ve bu fermuardan yastık yerleştirerek konforunuzu arttırabiliyorsunuz. Bu da bence çok güzel düşünülmüş bir detay. Yani ben daha konforlu kamplar seviyorum diyen insanlar için böyle oturup kamp boyunca dinlenerek, ateş başında bekleyerek keyif yapmalarını oldukça güzel bir ortam sağlayacaktır bu sandalye. Renk seçeneklerinden bahsedelim. Sandalyenin haki siyah ve siyah sarı olmak üzere iki farklı renk seçeneği var. Hakisi biraz önce göstermiş olduğum V2'nin hakisiyle yani Funky Chairs'ın haki rengiyle birebir aynı. Siyah sarısı da artık funky sarısı ya da funky rengi olarak yerleştirmeye çalıştıkları bir tasarım dili var. Siyah sarısı da bence o tasarım diline uygun olmuş. Yanlarda da gri parçaları yani gri renkler var. Tam siyah sarı değil, gri siyah sarı diyebilirim. Arkadaşlar oldukça ama oldukça iyi bir taşıma çantasıyla geldi sandalye. Kumaşta 660 denye kullandılar demiştim. Kılıfında ise 600 denyelik son derece sağlam bir çanta kılıfı kullanmışlar. Hemen onu da göstereyim. Şu şekilde Funky logosunu gördüğümüz içerisi bu şekilde dikişle kaplamalı olan son derece sağlam 600 denyelik bir kılıf göndermişler. Ve taşıma çantasını bulunduğu perlonlara çift kat dikiş atarak oldukça sağlam bir sırt taşımalığı hazırlamışlar. 5.4 kiloluk bir çanta ama 190 kiloluk yük garantisi veren ve bu kadar büyük, bu kadar heybetli bir çanta için 5.4 kilo bence kabul edilebilir bir rakam. Yani bunu sırtınıza alıp bir doğa yürüyüşüne gidemezsiniz. Bu arabalı kamplar için daha uygun bir çanta. Hatta böyle ebat olarak çok güzel kapanıyor ve normal sandalyeden biraz daha fazla yer kaplıyor. Öyle çok büyük bir yer kaplamıyor. Yani bu sandalyenin en güzel tarafı bakın. Evinizde bile kullanabileceğiniz konforda bir sandalye ve kapattığınızda yine aynı şekilde normal sandalyeler gibi kapanabiliyor. Şimdi sandalyenin kılıfına girip çıkarılması aşamasını göstereceğim. Kurulumu zaten son derece basit. Bir de kılıftaki kapladığı yeri sizlerle göstermiş ve paylaşmış olayım. Evet, kapattık. Dış kılıfı oldukça geniş ve zorlanmadan içeriye yerleştirmenizi olanak sağlayacak şekilde hazırlanmış. Yine büzgülü yani ağzını kapatabileceğiniz ve dış etkenlerden koruyabileceğiniz bir kılıf yapmışlar. Gördüğünüz gibi sandalyeyi kolayca topladık. Biraz önce de bahsettiğim gibi sandalyenin kapalı uzunluğu 115 cm, açık uzunluğu 105 cm. Taşıma çantasıyla son derece sağlam bir çanta kılıfı yapmışlar. Kolaylıkla taşıyabiliyorsunuz. Bu daha çok aile kampları için, araçla gidilen kamplar için daha doğru bir seçim olur. Motosiklet kampları ve yürüyüş kampları, hikingler için doğru olmaz. O yüzden hiking sandalyesi bakanlar için bu sandalyeyi tavsiye etmiyorum. Ama aile kampları yapanlar veya araçla kampa gidenler için kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdi de sandalyenin açılışını gösterelim. Şu kenarlarından çıkardığınız anda zaten sandalyenin çoğunluğunu çıkarmış oluyorsunuz. İşte bu kadar. Kurduktan sonra şunları aşağı indirdiğimizde sandalye kullanım hazır hale geliyor. Bu sandalye gerçekten bana konforlu hissi verdi. Bizim ülkemizde oldukça ve oldukça geniş bir kitleye hitap edecektir. Ben açıkçası bayıldım. Yani gerçekten net bir şekilde söylüyorum bayıldım. Yani bence evladiyelik bir sandalye ki bakın ben V2'yi tanıttıktan beri sadece V2'yi kullandım. Başka bir sandalye kullanmadım. Sadece iki kişilik gittiğimiz kamplarda Decathlon sandalyesinin yanında götürüyordum. O da sırtı açık olduğu için kış kamplarında kullanılmıyordu pek fazla. Ya da post atarak üzerine kullanıyorduk. Şimdi bu sandalyeye bir de post attığımda galiba ormanların kralı, kamp alanının kralı benim diyebilirim. Yani hepimiz bu hissiyata kapılabiliriz. Çünkü yaslandığınızda artık kafanızı da yaslayabileceğiniz devasa bir sandalye yapmış Alfoni. Kendilerini gerçekten tebrik ediyorum. Bence videoyu bu şekilde bitirebiliriz ve ben burada uyuyabilirim. Güneşlenebilirim. Şu anda bir kış kampındayız normalde. Aralıktayız ama çok güzel bir güneş yakaladık. Birazdan bu sandalyenin keyfini çıkarmaya devam edeceğim. Bu sandalye ile ilgili olarak ürün inceleme videomun ardından Alfoni ile telefon görüşmesi yapacağım ve Yabanperest kanalına özel, Yabanperest izleyicilerine özel bir indirim kodu talep edeceğim. Eğer indirim kodu almayı başarabilirsem şu anda ekranda sol alt köşede indirim kodunu ve nasıl kullanabileceğinizi internet sitesini, ürünün linkini paylaşıyor olacağım. Ürün linkini açıklamaya yerleştireceğim ve indirim kodunu da aldıysam ekranda paylaşıyor olacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.
Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Doğada kalın.